Merhaba arkadaşlar. Bunlar kendi yaptığım şeffaf sabunlar. Biraz sonra nasıl yapıldığını da göreceksiniz. Videonun en sonunda reçeteyi de göreceksiniz. Gördüğünüz gibi gayet başarılılar. Bu iki büyüğü paketleyip, daha doğrusu küçük parçaları ayırıp paketleyeceğim. Gördüğünüz gibi. Arka tarafını oldukça iyi gösteriyor. Tam net değil ama. Bunları poşetleyeceğiz arkadaşlar. Kilitli poşet kullanmak daha doğru olur. Çünkü bunların şeffaf görüntüsünü kaybettirmemek için nem dengesi bozulmamalı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ürünlerimiz bu şekilde. Bildiğiniz gibi sabun kullanımı üretiminin binlerce yıllık tarihi vardır. Ancak 1807 yılında piyasaya yepyeni bir sabun türü çıktı. Bu türü diğerlerinden farklı tutan şeffaf görünümlü olmasıydı. Mucidi Andrew Pierce. Peki bunu nasıl yaptı? Geleneksel sabun üretiminde yağlar kostik çözeltisiyle kaynatılırlar. Sabunlaşma tamamlandığında sabun kısmı üst tarafta toplanırken acı suda denen sulu faz sulu kısım alt tarafta kalır. Burada bu sulu kısımda varsa kostiğin fazlası yağdan ayrılan gliserin vardır. Modern sabun fabrikalarının aynı zamanda gliserin fabrikası olmalarının da nedeni budur. Andrew Pierce sabun yaparken sisteme alkol ilave eder. Alkolün etkisiyle sabun ve sulu faz birbirinden ayrılmaz. Soğuduğunda da ortaya yarı saydam görünümlü sabun çıkar. Görüntüsünden dolayı piyasada çok tutulur. Şeffaf sabunların ortaya çıkış noktası budur. Şeffaf sabun neden şeffaftır? İsim moleküllerinin veya atomların ışığın geçmesine izin vermesi lazım. Ya da bu şekilde konumlanması lazım. Sabun molekülü organik bir tuz molekülüdür. Normal sabunlarda moleküller gelişigüzel dağılım gösterdiği için ışık yüzeye vurduğunda ilk tabakayı geçse dahi alt tabakalarda diğer moleküller çarparak yollarına devam edemezler. Diğer yüzeyden çıkamazlar. Işığın yoluna devam edebilmesi için moleküllerin düzgün bir şekilde dizilmesi gerekir. Alkoller çözücü olarak kullanıldığında suyla beraber indüktif etkileriyle sabun moleküllerinin dizilişlerini düzenler ve şeffaf hale getirirler. Şeffaf sabun üretiminde önce sabun sıcak proses ile elde edilir. Ardından gliserin, monoalkoller, etil alkol veya izopropil alkol gibi alkoller, polialkoller, propilen glikol gibi, bu arada gliserin de bir polialkoldür arkadaşlar, ve şeker çözeltisi ilave edilir. Yani alkollerin yanı sıra şeker çözeltisi de ilave edilir. Bu yolla şeffaf bir sabun çözeltisi elde edilir. Bu şeffaf çözelti dondurulur, şeffaf sabun elde edilmiş olur. Kullanılan çözeltilerin hepsi alkoldür arkadaşlar. Kimyada alkol, karbon atomuna doğrudan bir hidroksil, yani OH grubunun bağlı olduğu organik bileşiklere verilen genel addır. Bu tanıma göre şeker molekülü de alkol sınıfına dahil edilebilir bir anlamda. Evet arkadaşlar, elde ettiğim ürünü videonun en başında gördünüz. Şundan da bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi kanalımda şeffaf sabun üretimiyle ilgili bir video daha var. Bu konuyla ilgili yaptığım ilk çalışmaydı. Yalnız toparladığım malzemeler sıkıntılıydı. Mesela stearik asit diye gelen asit stearik asit değilmiş. Bunu gönderen arkadaşım sonradan söyledi. Nasit olduğunu kendisi de bilmiyordu. Bir yağ asidiydi ama yani muhtemelen miristik asitti ama yani ona göre ortalama bir hesap yapıp yağ olarak da Hindistan cevizi yağı kullanmamıştım. Onda da ayçiçek yağı kullandım. Yani bir sıvı yağ kullandım. Yani sonuç bunun kadar iyi olmadı ama çok da fena olmadı. Kurallarına uygun Hindistan cevizi yağı stearik asit kullanarak ürün elde edeceğiz. Neden Hindistan cevizi yağı? Şimdi bu şeffaf sabunlara çok fazla çözücü de yükleyeceğimiz için gliserinle beraber yapıyı bir arada tutmak için katı ağırlıklı yağ kullanmak lazım. Zaten stearik asiti de bu yüzden Hindistan cevizi yağının yanına ilave ediyoruz. Formülü videonun sonunda göreceksiniz, reçeteyi. Buyurun seyredelim, üretime bir göz atalım. Malzemelerimizi hazırlayarak başlıyoruz. Hindistan cevizi yağı 140 gram.
buzdolabında sakladığım için çok katı hale geçmiş. Zaten Hindistan cevizi yağı normal koşullarda da katılaşma eğiliminde olan bir yağ. Hindistan cevizi yağımızı tarttıktan sonra 60 gram stearik asitimizi ilave ediyoruz. Bu ilk videomda, şeffaf sabun videosunda neydi belirsiz yağsıdı demiştik. Menşeini, cinsini bilmiyorduk. Ama bu stearik asit arkadaşlar. Evet, 60 gram. Yani toplam yağlı kütlemiz 60 stearik asit yağ asididir. Hindistan cevizi yağı da 140 gram arkadaşlar. Şimdi buna göre sodyum hidroksit hesabımızı yapacağız. Evet arkadaşlar, Hindistan cevizi yağının sabunlaşma sayısı .191. Burada kullandığımız miktar 140 gramdı. Ne diyoruz? Hindistan cevizi yağı için gereken kostik miktarı arkadaşlar, şöyle biraz yaklaştıralım. 140 çarpı sabunlaşma sayısı .191. Hemen hesaplıyoruz. 0.191 çarpı 140. 26.74 gram. 26.74 gram Hindistan cevizi yağını sabunlaştırmak için gereken kostik miktarı. Şimdi stearik asit var. Stearik asitin mol sayısından gideceğiz arkadaşlar. Bunun için de internetten stearik asitin mol sayısına bakıyorum bir taraftan. Stearik asit molekül ağırlığına bakacağım arkadaşlar. Az önce yanlış söylemiş olabilirim. Stearik asitin molekül ağırlığı 284.48 gram bölümü olmuş. 284.5 diyebiliriz biz buna. Stearik asit, açık formülünü yazmayacağım. Şuraya yazalım. Stearik asit artı sodyum hidroksit. Yani bir tane sodyum hidroksit yeterli. Sabundaki gibi değil bu hadise. Stearik asitin sodyum tuzu, yani bir molekül sabun artı bir molekülde su çıkacak burada. Gliserin çıkmıyor arkadaşlar. Şimdi stearik asitin molekül sayısı ne dedik? 284.5 gram dedik. 284.5 grama sodyum hidroksitin molekül ağırlığı da 40. Artı 40. Yani 284.5 gram. Bu şu demek arkadaşlar. 284.5 gram stearik asitin sabuna dönüşmesi için, nötralleşme de diyoruz biz buna, 40 gram sodyum hidroksitle reaksiyona girmesi lazım. Şimdi burada orantı devreye girecek. 284.5 grama 40 gram denk geliyorsa 60 grama x diyeceğiz. Şimdi düzgün yazalım. Yani x burada sodyum hidroksit ağırlığı. Ne için gereken sodyum hidroksit ağırlığı? Stearik asit kullandığımız, 60 gram stearik asit için kullanmamız gereken, daha doğrusu sodyum hidroksit sayısı olduğu için 60 çarpı 40 bölü 284.5 diyeceğiz. 60 çarpı 40 eşittir bölü 284.5. 8.43 gramda stearik asit için gereken sodyum hidroksit miktarımız var. Şimdi 26.74 Hindistan cevizi yağı için gereken kostik miktarıydı. Tabi buradaki kostik dediğimiz arkadaşlar sodyum hidroksit. 26.74 gram Hindistan cevizi yağı için gereken kostik miktarımız. 8.43 gramda yaptığımız hesaplamaya göre stearik asit için kullanmamız gereken kostik miktar. Şimdi kostik miktarlarını, toplam kostik miktarlarını ikisini toplayarak bulacağız. Toplam kostik miktarı, evet arkadaşlar, 26.74. Direkt toplamını yazalım. 26.74 artı 8.43 eşittir 35.17. 35.17 gram. Yani biz bunu
Şimdi bizim terazi de 1 grama hassas, sıfırdan sonrasını göstermiyor, virgülden sonra basamakları göstermiyor. Hani şu 17'de tolere edilebilir sabunlaşma reaksiyonu sonuçta bu. 35 gram olarak alacağız arkadaşlar. Su miktarında az tutacağız. Su miktarında bunun yaklaşık 1,5 katı, yani 50 gram olarak alabiliriz arkadaşlar. 50 gram. Yani bizim kullanacağımız sodyum hidroksit miktarı 35.17, su miktarı 50. Yağlar zaten Hindistan cevizi yağı 140 gram. Stearik asit 60 gram. Formülümüz çıktı. Esas sabunlaşma formülü bunun üzerinden olacak. Şimdi şeffaf sabun imal etmeye çalıştığımız için bunun ilaveleri olacak. Bunlar nedir arkadaşlar? Şeker, izopropil alkol. Bunları da yeri geldiği zaman ilave edeceğiz ve ürünümüzü elde etmeye çalışacağız. 35 gram kostik. Evet arkadaşlar, çalışmamıza Hindistan cevizi yağı ve stearik asit karışımını eriterek başlıyoruz. Çalışmaya başlamadan önce kişisel güvenlik önlemlerimizi almamız gerekir. Koruyucu gözlük, eldiven, bir önlük. Ortamda havadar bir ortam olmalı. İyi havalandırılan bir ortam olmalı. Mümkünse bir aspiratör altında, eğer kapalı ortamda çalışacaksak, olmalı arkadaşlar. Kostiğin çözeltisi hazırlanırken çıkan gaz solunmamalıdır. Zaten bu çalışmada alkol de kullanacağız. Onların da buharı solunmamalı. Çünkü sıcaklıktan dolayı bir miktar buharlaşacaktır. Evet, eritmeye başladık. Bu arada mümkünse elektrikli ocak kullanın ve çalışmaya başlangıçta su banyosuyla başlayın. Ben hızlı geçmek için su banyosuyla başlamadım. Birazdan su banyosuna geçeceğim. Siz yapacaksanız eğer direkt su banyosuyla yapın. Mümkünse de elektrikli ocak kullanın arkadaşlar. Açık alevden mümkün olduğunca kaçının. Sıcaklık 80 dereceye yaklaştığında kostik ilavesine başlayabiliriz. Kostiği yer yemez sabunlaşma başlayacak arkadaşlar. Hindistan cevizi yağı ve stearik asit sabunlaşma reaksiyonuna eğilimi yüksek olan maddelerdir. Zaten biraz sonra göreceksiniz, katı sabun halini alacak buradaki karışım. Reaksiyonun hızlı olmasından kaynaklanıyor bu durum. Sıcaklığı da kontrol altında tutmak lazım. 80 dereceler civarında. Burada bayağı bir yükseldi. Şimdi tüpün altı, daha doğrusu tüp son derece kısık. Gliserin ilavesi zamanında geldi. Biraz daha karıştırıyoruz, dinlendiriyoruz. Sabunlaşma reaksiyonundan sonra bir 5-10 dakika dinlendirmek lazım bunu. Ve gliserini ilave ediyoruz arkadaşlar. Burada toplam gliserini bir anda vermedim, parça parça veriyorum. Daha iyi yedirmek için. İzopropil alkolü de parça parça vereceğim. Ama gliserini ve izopropil alkolü parça parça değil de tamamını verebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken husus sırayla vermeniz. Yani önce gliserini, sonra izopropil alkolü. Şimdi gliserini tamamen yedirdikten sonra bir miktar dinlendireceğiz. Zaman olarak bir miktar dinlendireceğiz. 5-10 dakika yeterli. Akabinde izopropil alkol ilavesini yapıp sıvı hale geçireceğiz. Bir çözelti haline geçireceğiz. Benim bu çalışmaları yaparken gözlemlediğim husus şu. Önce sabunu oluşturuyoruz. Ondan sonra çözücüleri ilave ederek çözelti haline getiriyoruz. Berrak bir çözelti olduktan sonra bunu kalıplara döküyoruz. Şeffaf sabun veriyor. Başta da bahsettiğim indüktif etkiden dolayı alkoller
Sabun moleküllerinin düzgün bir şekilde dizilmesine neden olduğu için sabun moleküllerinin görüntü şeffaf oluyor arkadaşlar. Hani başka bir sebebi varsa ben bilmiyorum şu anda, yorumlara yazabilirsiniz. Hani ben de öğrenmiş olurum bu şekilde. İzopropil alkol ilavesini yaptım az önce. Şimdi video çok uzamasın diye bazı bölümlerini kestim. O peyderpey ilave ettim demiştim ya. İlave ettiğim kısımlar yok burada. Şimdi gliserini 100 gram olarak kullandım. Toplam izopropil alkolü de 250 gram olarak kullandım. İzopropil alkol yerine etil alkol kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Daha iyi bile olabilir. Evet, şu anda su banyosuna geçiyorum. Su banyosu kullanmanın avantajları arkadaşlar. Isıyı homojen olarak dağıtır. Isı kontrolsüz şekilde yükselmez. Daha doğrusu sıcaklık kontrolsüz yükselmez. Elde ettiğiniz ürün daha düzgün olur. Daha güvenli çalışırsınız. Az önce benim yaptığım gibi açık alev üstünde izopropil alkol vermeyi kesinlikle yapmayın. Çünkü yanıcı bir madde olduğu için ufak bir temasta, alevle temasında ortalığı yakabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle açık alev üzerinde ilave etmeyin. Hatta tencereyi bir kenara alın, izopropil alkolü ilave edin. Ondan sonra tekrar su banyosuna yerleştirin arkadaşlar. Yani böyle uyarmış olayım. Kendinizi riske atmayın arkadaşlar. Hiçbir şekilde. Evet, izopropil alkol ilavelerinden sonra sıcaklığın yükselmesi ısının etkisiyle sabun molekülleri gliserin artı izopropil alkol içinde çözünecek ve berrak sıvı hale gelecek. Biraz sabırlı olmak gerekiyor bu noktada. Çünkü uzun zaman alacak biraz. Aşağı yukarı yarım saat kadar. Sabırla yavaş yavaş karıştıracağız arkadaşlar. Ve benim şimdiye kadarki bu konuyla ilgili yaptığım çalışmalarda şunu da gördüm. Alkol miktarı arttıkça sabunun kalıptan çıkma süresi uzuyor ama şeffaflık daha da artıyor. Alkol miktarı azaldıkça tam tersi oluyor. Kalıptan daha çabuk çıkıyor ama görüntü bulanık oluyor. Tam berrak olmuyor. Gliserin miktarını fazla kaçırırsanız sisli bir görüntü elde ediliyor. Arkadaşlar, gliserin ve izopropil alkol ilavesinden sonra işte yavaş yavaş karıştırarak, ki ben burada videoyu hızlandırdım biraz, çok zaman alacaktı. Yavaş yavaş berraklaşacak arkadaşlar. Bu gördüğünüzde alkol, izopropil alkol gene. Bunu kalıba döktükten sonra yüzeye püskürtüp hava kabarcıklarını alıp görüntünün daha düzgün olmasını sağlayacağız arkadaşlar. Kalıptaki malzemenin yüzeyine püskürteceğiz. Gliserin izopropil alkol ilavesinden sonra, şimdi şurada tam berraklaşınca buradaki durum, şeker çözeltisi ilave edeceğiz arkadaşlar. Şu anda şeker çözeltisini ilave ediyorum. Burada hazırladığım şeker çözeltisi 50 gram şeker, 25 gram su. Tabi çözülmesi zor olduğu için bir miktarı su uygulayarak şerbet haline getirdim. Şeker ilavesinden sonra çok sert karıştırmaya gerek yok. Yavaş yavaş kısa süreli karıştıracağız. Ondan sonra kendi halinde berraklaşmasını bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar, imalat süreci aşağı yukarı bu kadar. Şimdi baştan özetlemek gerekirse zaten sodyum hidroksit su yağ miktarları başlangıçta formül hazırlama aşamasında vardı. 100 gram gliserin, 250 gram izopropil alkol, 25 gram şeker, yanlış söyledim, 25 gram su, 50 gram şeker, bunları ilave ediyoruz. Bakın berraklaştı. Berraklaşan kısımlarından kalıplar alıyorum. Aslında biraz daha beklesem üst yüzeyde birikmiş olan opak sabunlar da çözelti haline geçecekti.
Onlar hiç olmayacaktı ama çok da fazla beklemek istemiyorum artık. Evet, kalıbı aldım, malzemenin yüzeyini alkol püskürterek oluşabilecek, daha doğrusu oluşmuş olan hava kabarcıklarını yok ediyorum. İkinci kalıba dolduruyorum. Bunlar kek kalıbı. Şimdi kalıpları alırken şundan da bahsedeyim arkadaşlar. Şimdi elde ettiğiniz sabunun ya da elde etmek istediğiniz sabunun özellikleri, kullandığınız yağın, dolayısıyla yağın içerdiği yağ asitlerinin özelliğine bağlıdır arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, uzun zincirli yağ asitleri çok olursa köpürmesi biraz düşük olur. Kısa zincirli yağ asitleri arttıkça köpürme olayı artar. Tek bağlı yağ asitleri çoğaldıkça, çifte bağ içermeyen yağ asitleri çoğaldıkça sert olmaya başlar. Çift bağlı yağ asitleri artmaya başladıkça yumuşak karakterli sabun olur. Bu yüzden sabun fabrikalarında ve imalathanelerinde tek cins yağ kullanılarak sabun yapılmaz arkadaşlar. Birkaç yağ cinsi karıştırılır genellikle. Hatta sabunun satılacağı bölgeye ya da sabunun satılacağı mevsime göre yağ asitleri kompozisyonu ona göre ayarlanır. Ona göre yağlar kullanılır. Bu aslında kapsamlı bir Ar-Ge konusudur arkadaşlar. Hani benim başlangıçlarda bu tür videolarımı seyrettiyseniz, formülü direkt hazır olarak vermek yerine, bu arada üstteki kaçan opak sabunları da ayırıyorum. Yani şunu söylüyordum, benim her videoda, bu tür videolarımda formülü direkt vermek yerine hesaplamayı göstermemdeki amaç, size sabun reçetesi hazırlarken özgürlük kazandırmak. Hani elinizdeki yağ göre ya da yapmak istediğiniz sabuna göre seçtiğiniz yağlara göre kostik miktarı nasıl hesaplanır? Ona göre reçete nasıl kurulur? Onu göstermek. Tamamen bağımsız çalışmanızı sağlamak, işin temelini göstermek. Şimdi benim buradaki şeffaf sabun imalatı da bu video. Bu videoda başlangıç formülü olarak alabilirsiniz. Hani bunun gliserini arttırırsınız, azaltırsınız, alkolünü arttırırsınız, azaltırsınız. Değişik görünümlerde, değişik özelliklerde sabunlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Hani bu işe meraklıysanız, vaktiniz de varsa yapabilirsiniz yani. Büyük kalıbı aldık. İki tane daha küçük kalıbı alayım. Benim hanımdan çalabildiğim kek kalıpları bu kadardı. Bir de bu tür ürünleri fazla masrafa girmeden yapmak istiyorum. Ve kendi yaptığım malzemeleri kullanıyorum arkadaşlar evde sabun olarak. Şundan da bahsedeyim. Benim burada kullandığım su destile su değildi. Bu nedenle de bir miktar sisli görünüm olacak. Aynı Arap sabunundaki gibi arkadaşlar. Arap sabunu yaparken de saf su kullanmazsanız elde ettiğiniz ürün biraz bulanık görünümlü olur, net olmaz. Kalan kısmı da kabın içine boşaltıyorum. Arkadaşlar soğudukça zaten kullandığımız yağlar ve yağ asidi katılaşma eğiliminde olduğu için çok kısa sürede kalıptan çıkacak hale gelecek. İlk yarım saatte, yarım saat bekleyelim bir. İlk yarım saatte bakalım hangileri kalıptan çıkacak. Küçük olanlar çıkar da büyük olanlar, hani kütle yüksek olduğu için soğuması biraz zaman alacak. Zaten malum yaz şartları, bu sene de havalar çok sıcak gidiyor. Büyük kaplardaki malzemelerin kalıptan çıkması biraz zaman alabilir. Evet, alkol püskürterek yüzeyde oluşabilecek kabarcıkları engelliyorum. Ve bundan sonra kalıptan çıkartmak için bekleyeceğiz arkadaşlar.
kalan kısmı da bir yerde iyice dondurup katılaştırıp kullanacağım. Evet arkadaşlar, yarım saat sonra küçük kalıptakiler kendini kurtarmış. Görüntüler de fena değil. Gördüğünüz gibi belli bir şeffaflık yakalamışız. En azından ilk bu konuyla ilgili çektiğim videodan daha başarılı oldu. Orada stearik asit diye bir asit göndermişti arkadaşım da. Meğerse stearik asit değilmiş. Şimdi ne olduğu da belli değil. Asitin kendi de bilmiyor. Hindistan cevizi yağı yerine de sıvı yağ kullanmıştım. Ama stearik asit Hindistan cevizi yağ ile beraber yapılınca görüntü gayet iyi oluyor. Evet, az önce çıkartamamıştık bunları. Bahsettiğim nedenle soğumaları biraz daha uzun sürdü bunların. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, görüntü gayet güzel. Bu konuyla ilgili hani ilk denemem de diyebiliriz. Bir öncekini saymazsak. Gayet de güzel. Dediğim gibi hani vaktiniz varsa, bu işlere de meraklıysanız, mucitlik de yapmak istiyorsanız, işte bileşenlerin miktarlarını değiştirerek daha değişik görünümlerde ürünlerde elde edebilirsiniz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi şimdi balkonda olduğum için balkon aydınlatması da biraz sıkıntılı. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bol kazançlı günler diliyorum. Hoşça kalın.